Amerika ve küresel ekonomide bu haftanın en önemli toplantısı başladı. Sunumu daha doğrusu Amerika Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde Bankacılık Komisyonu'nda konuştu. Yarı yıl para politikası raporuna ilişkin 2 gün sürecek bir sunum bu. Enflasyonla mücadele için önlerinde uzun bir yol olduğuna işaret etti. Powell'ın mesajları için Serhan Akif Akyıldız'a dönelim. Serhan, Powell'ın mesajlarına bakılırsa enflasyonla mücadele için faiz artışları devam edecek gibi. Nedir öne çıkanlar? Evet, Powell Senato Komisyonu'nda bugünkü ifadesinde faiz artışlarının özetle devam edeceği mesajını verdi. Hatta faiz artışları daha önceden belirlenen seviyede kalmayabilir, daha yüksek olabilir dedi. Ekonomik verilere göre faiz artışını daha hızlı ve daha yüksek oranda yapabileceklerinin mesajını da verdi. Powell agresif bir politika izleyeceklerini söyledi, özetle diyebiliriz. Merkez Bankası Başkanı ekonomik verilerin son dönemde beklenenden güçlü geldiğini söyledi Amerika'da ve bunun da kendilerini yeniden faiz artışına, daha yüksek oranda faiz artışına yöneltebileceğini söyledi. Zaten Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından Mart ayının sonlarına doğru 21-22'sinde Merkez Bankası'nın toplantısı var. O toplantıda Merkez Bankası'nın çeyrek puan faiz artışı yapacağı öngörülüyordu piyasalarda. Jerome Powell'ın açıklamasının ardından hemen o düşünceler değişti. Hemen hızlıca yapılan bir ankette ekonomi çevrelerinde %70 oranında Merkez Bankası'nın bu ayki 21-22 Mart tarihlerinde yapacağı toplantıdan yarım puanlık bir faiz artışı beklentisi çıktı. Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından senatörler Jerome Powell'a eleştiriler yönelttiler. Enflasyonun bu kadar yükseleceğini tahmin edemediğini söylediler ki salgın döneminde Kongre komisyonundaki açıklamalarında genelde enflasyonu kontrol altında tutabileceklerini belirtiyordu. Jerome Powell 9,1'den 6,4'e düşmüş durumda Amerika'da enflasyon, ama 6,4'den Amerika için oldukça yüksek bir rakam. İşte Jerome Powell daha önlerinde uzun bir yol olduğunu söyledi. Enflasyondaki düşüş eğilimini kabul etmekle birlikte, evet enflasyonda bir düşüş eğilimi var ama dedi önümüzde daha çok uzun yol var ve bu uzun yol inişli çıkışlı olacak dedi Merkez Bankası Başkanı. Merkez Bankası'nın enflasyonu %2'ye indirmek gibi bir hedefi var. Şu anda 6,4 Merkez Bankası'nın hedefinden oldukça yüksek rakamlarda diyebiliriz. Senatörler, demokrat senatörler enflasyonun yüksek olmasını genelde tedarik zincirindeki sorunlara, Ukrayna savaşına bağlı diyebiliriz demokrat senatörler. Bununla birlikte işsizliğin, faiz artışının işsizliğe neden olacağı eleştirisini de getirdiler Jerome Powell'a. Jerome Powell buna karşılık olarak faiz artışlarının illa da işsizliği getirecek gibi bir durumu olmadığını söyledi Merkez Bankası Başkanı. Özellikle enflasyon son dönemde evet Amerika'da düşüş eğiliminde, ama bununla birlikte Ocak ayından bu yana da diyebiliriz düşüş eğilimi durma belirtileri gösteriyor. İşte bu çerçevede Amerika'da yeniden çeyrek puandan daha yüksek faiz artışları gündemde ve özellikle bugünkü açıklamasıyla Mart 21-22'deki faiz artışı yarım puan olacak gibi gözüküyor. Hemen hatırlatırım, Jerome Powell yarın da Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde komisyonda ifade verecek ve Kongre üyelerinin sorularını yanıtlayacak.